Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün video çekmeyecektim ama bugün son dakika çok farklı gelişmeler oldu. Babamla iftar yapacaktık, hava yağışlı oldu dün geceden, toprak ıslandı. Babam bahçede mangal yapalım dedi ve bugün konuştuk. Şimdi onlar bana geliyorlar ve ben de babama gideceğiz diye evdeki bütün yemekleri tükettik. Hiç yemeğim yoktu, buzluktan hemen aperatif hızlı bir menü çıkardım, hazırladım. Biz bu gece video kapandan anladığınız gibi Giresun'a gidiyoruz. Fatma Instagram'da takip edenler olmuştur. Vardır mutlaka. Çocuklar hastaydı. Fatma çok bunaldı ve hiç annemlerle işte iftar yapamadım, bayram yapamadım diyerek böyle içerlenince Fatma'nın hem çocuklara yardımcı olmak amaçlı hem de gönlünü yapmak amaçlı köye gidiyoruz. Son dakika gelişti. Şimdi babamı misafir edeceğim. Bunun bir videosunu çekmiş olayım. Bavulu hazırladım, kapattım bile. Bakalım nasıl bir video olacak. İnşallah İstanbul trafiğine takılmayız. Babam geldi. Cihangir o kadar böyle cana yakın bir çocuk. Hiç kimseyi ayırt etmez. Çok uzun zamandır babamı görmediği halde böyle kucağımda oturuyor ve sadece ona gidiyor. Evimize kim gelirse gelsin hemen onu istiyor. Böyle o kişinin kucağına gitmek istiyor Cihangir. Böyle de şebeklikler yapıyor. Ben hemen soframı size göstereyim. Hızlıca bir servis açtım. Güzel, bol çeşitli bir yeşil salata. Ispanak borani yaptım. Ondan sonra domates çorbam için kaşar peyniri rendeledim. Bulgur pilavı yaptım. Bu arada domates çorbam efsane olmuş. Yani o kadar iyi olmuştu ki ilk defa bu kadar iyi tuttu. Bu yemeğim buzluktaydı arkadaşlar. Buzluktan çıkardım ve hemen ısıttım. Mis gibi oldu. Gerçekten çok beğendim. Onunla ilgilenmiyoruz. Olayı nasıl ilgili edecek bakalım. Aha. Kıssana. Cihangir. Uy. Uy. Orada başkasının, o kadının videosu. Ablam değil o. Senin fotoğrafını niye koymuşlar buraya? Çünkü Google... Şimdi arkadaşlar arabanın kontrolleri yapılıyor. Yağı, suyu falan derken. Cihangir'e de şurada yatak yaptık. Annemle bizim aramıza. Böyle gideceğiz. Bu çocuğun hiç uyuyacak şeyi yok yani. Uyku saati de geldi. Oto koltuğunu almadık. Oto koltuğu bizi çok sıkıştırırdı annemle. Bakalım yani ne olacak. Ne gösteriyor? Anne dönüşümüz de gece olması lazım. Oto koltuğu yok ya. Ne bu? Ne? Sen de ya. Bak. Evet, gece yolculuğu, Cihangir'i uyuttuk. Ona şöyle bir yatak yapmıştık. Annemler molaya gidiyorlar. Annemle bir kişi böyle arabada beklerken ben de tekrardan molaya geri dönüş yapıyorum. Başım açık olduğu için bizim arabanın yan camları filmle gözükmüyor. Ama önü kapattım böyle şalımla. Bir de canım o kadar güzel tost kokmuştu ki tost yedim. Saat gece 3.30. Cihangir'in kameraya yansıyan görüntüleri. Evet, tamam. Çağır onu gelsin. Kime gidiyorsun? Gülüyor ya. Kim o? Ben. Ne dediğini mi? Ne dediğini mi? Gel uyandım ben de. Ne dediğini mi? Gelin ben uyandım da. Uyandım ben de. Uyandım ben de. Uyandım ben de. Uyandım ben de. Ben. Cihangir bana bak. Şşt. Oluş. Evet. Evet, sizler bu videoyu Ramazan bitince izleyeceğiniz için çektim arkadaşlar. Seferi olduğumuz için yolculuk üstünde biz niyetlenmedik. Ben hem emzirme hem de yorgunu sütüm geçerdi. Güzel bir kahvaltı yaptık Samsun'da. Gel aşağı, pazarında var. Gel aşağı.
Yolculuğumuz devam ediyor. 1,5 saatimiz falan kaldı. Cihangir'de günün ilk uykusuna arabada girdi. Gündüz yolculuğu Cihangir'de çok zor olur diye gece yolculuğu yaptık ve gerçekten çok güzel bir yolculuk geçirdik. Arkadaşlar tam 12 saatte geldik. Bakar mısınız? Cihangir uyuyordu. Kolumu kıpırdatmayayım dedim. Bileziklerin bende yapmış olduğu izi. Şimdi Fatma'nın yanına gidiyoruz. Fatma'nın haberi var. Fatma'nın yanında birazcık dinlendikten sonra iftara doğru yukarı köye çıkacağız. Köydekilerin haberi yok. Ne oldu hayatım? Sinirlendi inmediği için. Fatma biraz paylaştı. Mevzu buralara geldi. Evet. Sümeyye güzelliğin şaka mı? Annem, teyzem hoş geldin. Çıkar montunu da az önce ayağa bas, yere bastın ayağa. Çocuk ayağa basmadı yere. Çok buldum. Kapanamayasın anneannesi. Ya İlbilge var şu an annemde. Size onu göstereyim. Çok güzel giyinmiş. Hala bu elbise yeni değil mi? Daha önce hiç görmemiştim. Oraya koysan koltuğa az çekilmem. Beni çekersin. Çekmem. Az farka bak aralarındakiler. Koltuğa dönük durabilirim. Kullanırsın. Ama teyzem. Sümeyye Cihangir geldi ya. Aklınız Cihangir'e. İlekli. Saçları kıvır kıvır olmuş ileklenin. Sümeyye hemen oyuncağını çıkardı. Sen ona oynamasını göster Sümeyye, Cihangir'i. Sümeyye'nin güzelliği şaka mı? Ben aldım oğlum. Ben aldım. Sen mi aldın onu? Kendim aldım. Kendin mi aldın? Aferin sana. Ana evlilik mi oynuyorsun? Gel abla oynayın. Gelin buraya getirin. Hadi burada biz de görelim. Al getir. Cihangir'e. Sen al Cihangir, gelin kızım. Gel Cihangir. Gel Cihangir. Hadi gel. Gel anneciğim gel. Babası ona müzik seti aldı bak. Çalsana kızım. Çalsana. İlbilge'nin güzelliği. Hangi? Alıştı. Bak alıştı. Yeni alıştı. Fark ettin mi? Ne kadar bağırıyor ya. Sesi çok yüksek. Aha. Normal konuşuyor mu bağırarak konuşuyor? Evet. Ya bunlar gibi. Ne ya? Bence de dedem öğretti ona yüksek sesle konuşmayı. Arkadaşlar anneannemi aradım. Hala bizden haberi yok. Yemeğini falan sordum. Sen ne yapıyorsun? Annen geldi mi? Sen iftarı ne yapacaksın falan dedi. Saç tava yapacağım dedi. Fatma bunu lokantadan söyledi. Burada makarna yedirttik çocuklara az önce. Ne oldu? İlikli ne oldu? Teyzem. Oğluşumla Sümeyye kuşun oyuncaklarını oynuyoruz arkadaşlar. Bu çiçek bahçesine bayıldım. O kadar güzel ki çocuklarınızı hem oynarken hem de böyle doğaya çiçekleri sevdiren çok tatlış bir oyuncak. Tabii ki kız bebekleri daha çok sever bu oyuncakları ama böyle minik minik çiçekler ektiğiniz çok tatlış bir oyuncak. Hemen ben size için linkini bırakıyorum. Cihangir'in de çok fazla dikkatini çekti. Linkte daha farklı oyuncaklar da var. Çocukların el becerisini geliştiren oyuncaklar için tıklamayı unutmayın. Cihangir, sen kuzenlerin anlaştın mı? Ne yapıyorsunuz? Kaykay kavgası mı var burada? Fatma. Üst üste çıkıyorlar. Ha bir de ittiriyorlar birbirlerini. İlekle çok cadısın İlekle. Hadi anneciğim sen çık. Sen de mi kaykayacaksın?
Evet, ablaları geliyordur. Fatma kaykayı çıkardı. Burada bir kaykay kavgası oluşmaya başladı. Az önce çok komiklerdi, görseniz arkadaşlar. Hadi anneciğim, yapabilirsin. Şunlara bakın. Birbirlerini itiyorlar bir de Cihan ile İrbilge. Anneciğim, beceremedin mi? Çıkamadın mı sen ya? Bak kızlar nasıl çıkıyor. Fatma da. Bir kapatsana. Bir durdurur musun? Ha. Fatma da şöyle, ben bir saat uyudum. Ay, uy. Burası köy yolu arkadaşlar. Erkekler bayağı 6 saat falan uyudular. Gece ne yapacaklar ben hiç bilmiyorum. Sonra kadar otururlar artık. Cihangiz de gece babası bakar. Çünkü bir saat uyuyup uyanınca yorgunum, vücut halim daha çok çıktı. Mutlu değilim. Ama neyse ki. Videonun can alıcı kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi önde bir araba var. Nerede Ali? Yeni yoldan gitmiş olmasın? Onlar hep o yolu kullanıyor. Öndeler mi? Fatmalar önden arabayla gidiyor. Fatma anneannemle dedi ki ben iftara geliyorum çocuklarımla. Arkadan bir sürpriz araba çıkacağız. Şöyle bir sorunumuz var. Köy çok soğuk. Alt katta yer yok. Dayım da geldiği için Balıkesir'den. Üst katta çocuklarla yatabilmemiz için çok soğuk. Bakalım gece uyku düzeni nasıl olacak? Fatma'nın evine dönme ihtimalimiz daha yüksek. Ve ben de çocukla Fatma'nın evinde daha rahat edeceğimi düşünüyorum. Bakacağız. Hele sen baba. Ben deyim ki bu kız ne kadar neşeli konuşuyor bugün diyeyim. İyi ki çağırmışım. Ben bunu çağırmasam diyeyim. Çok üzüldüm diyeyim. O kadar mutlu ki diyeyim. Çağır canım. Ey manyaksın sen. Sen oysan bacı kardeşim. Hepsini getirdim. Kübra'da bayram. Kübra bayram ikinci güne geliyor. Oy kızım, şaşırdım ya, şaşırdım. Ben şu arabayı hiç tanıyamadım. Allah'ım, hiç böyle mal mal bakıyor. Allah'ım sizin rast getirsin. Benim pihlivanım gelmiş ya buraya, pihlivanı. Ezan okundu. Ben şurayı da çekeyim. Aynen. Hadi herkes orucunu açsın. Ulan sen nasıl bir adamsın ya? Kızlar, anneannemleri çıktıktan sonra aşağı indik. İrbilge ile Cihangir'i uyuttuk. Saat de geç oldu. Şimdi eşlerimiz de geldi. Şöyle bir çay servisi hazırladık inşallah. Sümeyye ayakta ama sorun değil. Güzel çay, sonunda sahur yapıp yatarız artık. İşte arkadaşlar şöyle su böreğimiz var. Bunu da masaya koyalım. Hep beraber şimdi oturalım bakalım. Videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Yukarıda köy çok soğuk olduğu için ve bütün odalarda soba olmadığı için çocukları hasta etmemek adına Fatma'da konaklayacağız. Şimdi sahur öncesi güzel bir çay muhabbeti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.